25 Ocak, 31 Ocak. Burçlar neye dikkat etmeli, nelere dikkat etmeli? Değerli koç burçları, işinizle alakalı aksilikler yaşayabilir. Bu hafta işinizdeki evraklar, iş konularınızda saatinde gitmeli ve çevrenizdeki insanların davranışlarını dikkate alıp konsantrasyonunuzu düzeltmeniz lazım. Ciddi anlamda sıkıntı yaşamanızı istemiyorum. Hızlı ve ani ve öfkelenmeler size zarar verebilir. Değerli boğa burçları, son zamanlarda yatırımla ilgili kararlarınızla ilgili ani kararlar verip maddi krizler yaşamanızı istemiyorum ama gündemde miras konularınız var. Miraslarla ilgili bir an önce harekete geçip haklarınızla ilgili davalar açmanız gerektiğini uyarıyorum. Değerli ikizler burcu, son zamanlarda almak istediğiniz ya toprak ya da araziyle alakalı konularımız var. Ortaklı almak istiyorsunuz. Ortaklı konular sizi tatmin etmeyebilir. Biraz daha beklemeniz gerekiyor. Tek başınıza almanız sizin için daha sağlıklı ve hayırlı olacağını söyleyebilirim. Özellikle geniz etinizde sıkıntı yaşayabilir. Bununla ilgili bir ameliyatınız gündemde olabilir. Değerli yengeç burçları, belki de iş temponuz, işinizle alakalı noktada kendinizle ilgili vakit ayırmanız lazım. Kendinizi çok uzun süredir ihmal etmiş olabilirsiniz. Bedeninizi çok yormuş olabilirsiniz. Bu size sağlık konularında sıkıntı yaratabilir. Biraz ruhunuzun şarja ihtiyacı var ve artık işi değil kendinizi düşünmeniz gerektiğini düşünüyorum. Değerli aslanlar, iş konularınız evet çok yoğun olabilir. Daha yoğunlaşacak, daha büyük planlara imza atacaksınız. Ailenizden önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu ara işiniz değil, aileniz ön sahada olmalı. Onlara sevginizi ve duygunuzu yansıtmanız gerekiyor. Çok uzun süredir sevginizi hissedemiyorlar ve bu ilişki biraz sadece işkolik enerjide bir babaları ya da eşleri ya da sevgileri ya da çocukları olduğunu düşünüyorlar. O yüzden biraz ailenizle olan, yani yine işiniz temponuz yoğunlaşsın ama ailenizle vakit ayırmanızı istiyorum. Değerli Başak burçları, evet uzun süredir beklediğiniz işle ilgili olumsuz insanların enerjisini çok fazla aldınız ve bu yüzden iş kapılarınızla ilgili aksilikleriniz devam ediyor. Bol bol üzerinize dua okumanız lazım. Nazar ve bereketsizlikten kurtulmanız lazım. Bir de ilişkilere çok fazla güvendiğiniz için ilişkilerinizden zarar görüyorsunuz. Artık ilişkiden önce siz olmayı öğrenmeniz lazım. Yani bu hafta bunlara dikkat etmemiz lazım. Değerli terazi burçları, uzun süredir evliliğinizle alakalı çıkmaz bir evredeydiniz ve bu evliliğinizin bitiş evresine doğru hareket sergiliyor. Mahkemede haklarınızla alakalı zarar görebilir. Mahkemeyle ilgili avukatınız ya da konunuz neyse bununla kim ilgilenecekse doğru ilgilenmeli. Sonra zarar görmenizi istemiyorum. Değerli akrep burçları, iş hayatınızla ilgili yer değiştirmek, ani karar verip hata yapmanızı istemiyorum. Şu an bulunduğunuz iş ortamı ya da yeriniz doğru. Yapmanız gereken tek şey araç konularınız bu hafta dikkate alacaksınız. Hız konularınızı ihmal etmeyeceksiniz. Ve uzun süredir de hıza merakınızın önünü kesmeniz lazım. Zarar görebilirsiniz. Değerli yay burçları, hayal ettiğiniz yolculukların hep sonunda bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Yine bir yolculuk planınız var. Gideceksiniz. Yine orada huzursuz olacaksınız. Bence hiç gitmenize gerek yok. Oturun evinizde, yatağınızda, düzeninizde olmanız lazım. Bir de dikkatsizlikten bir iş kaybı yaşayabilirsiniz. Biraz işe dikkatinizi vermeniz lazım. Değerli Oğlak burçları, son zamanlarda bütün yükü taşımaktan o kadar yorgunsunuz ki derin nefes almaya ihtiyacınız var ve bu derin nefessizlik sizin kalp ve damarlarınızı yormuş olabilir. Bunları ihmal etmeyeceksiniz. Bu hafta bu konularınıza dikkat edin. Bir de iş konusunda bir evrakta haksızlığa uğrayabilir, maddi kayıp yaşayabilirsiniz. Değerli Kova burçları, ilişkilerinizde sınanma haftası olacak. Yani yaşadığınız ilişki ya kalacak ya gidecek. Yani ne olursa olsun sonu sizin için hayırlı olacak ama bu yüzden panik atağınız, nefes darlığınız ve korkularınız artabilir. İhmal etmenizi istemiyorum değerli kova burçları. Değerli balık burçları, son zamanlarda bence bana hiçbir şey olmaz dediğiniz ifadelerde özellikle işinizle ilgili size mobbing uygulayabilirler, size sıkıntı yaratabilirler ve haksız yere dedikodulara maruz kalabilir. Hiç olmadık ortamda bulunmak zorunda kalabilirsiniz ve sizin üstünüze oyunlar oynanabilir. Gözünüz bu konuda kapalı olabilir. Sizden ricam biraz daha iş konunuzdaki çevreniz, yöneticiniz ya da bulunduğunuz alandaki insanlara dikkat edin. Kimseye güvenmemeniz gerektiğini öğrenmeniz lazım.
Belki de şuna da dikkat edelim. Ani arabanız iyiyken yeni araba almaya niyetiniz var. Hiç gerek yok. Arabanız iyiydi. Gereksiz para kaybı yaşamanızı istemiyorum. Yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Takip etmek isterseniz de oradan günlük yorumları takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hayat sizinle kalsın. Her şey sizin olsun. Aman dikkatli olun.